Merhaba arkadaşlar, ben Bilal. ODTÜ Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Ve bu toplulukta 5. senem. Bugün size Müge Koçak'ın Yankı isimli eserinden bahsedeceğim. Eser taze bir kitap. Geçtiğimiz Aralık ayında Can Yayınları tarafından yayınlandı. Toplamda 12 öyküden oluşan kitap, yazarın deyimiyle okuyucunun rahatça sırtını yaslayıp kahve eşliğinde huzurlu bir okuma yapması amacıyla yazılmamış. Kitap kimi zaman fantastik, düşsel unsurlarla süslenirken, kimi zaman sokan diliyle konuşmayı başarıyor. Ama anlatılan ne olursa olsun kendinizi sürekli çıkmaz tenha bir sokağın içinde yürüyormuş gibi hissediyorsunuz. Ve sokağın sonuna geldiğinizde de çoktan ölmüş oluyorsunuz. Belki de kitabın içindeki rahatsız edici yan buradan geliyor. Çünkü eser bütün şiddeti olanca çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Ve bunun karşısında insanların duyarsızlığı, hayatla mücadelesi öykülere eşlik ediyor. Tüm bunları okurken de ister istemez rahatsız oluyorsunuz. Aslında kitap okuyucuyu karanlığın içindeki bir çift göz olmaya davet ediyor diyebiliriz. Eserin içerdiği bu tüm karanlık yanlarına rağmen kimi zaman absürt unsurlarla süslenmiş yanları da yok değil. Bu da okuyucuyu kimi zaman gülmeye, hatta bazı yerlerde kahkaha atmaya bile sevk edebiliyor. Her şey bir arada düşünüldüğünde gece vakti okunabilecek akıcı bir eserle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Videoyu bitirmeden önce eseri en güzel yansıttığını düşündüğüm bir alıntıyı paylaşmak istiyorum. Eserle aynı ismi taşıyan Yankı öyküsü şu cümlelerle başlıyor. Baktığın aynanın buğulu olma olasılığını düşün. Görüntüyü netleştirmek için birilerini bekleyenler, aynayı bulanıklaştıranın kendileri olduğunu bilmeden oturdukları koltukta kendi nefeslerinde yaşlanırlar. ODTÜ Kitap Topluluğu olarak 4 Mart yani bugün saat 8'de online yapacağımız kitap kritiğinde bu kitap üzerine konuşup tartışacağız. 10 Nisan'da da kitabın yazarı Müge Koçak ile bir söyleşimiz olacak. Etkinliklerimize hepinizi bekleriz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenip arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim.